Merhaba değerli arkadaşlarım, hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar çok şükür bugün gripal bir durumla karşınızda değilim, e, gayet dinç biçimdeyim. E, bu yönden de çok memnunum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugün federasyonla ilgili konuşacağım. Gençlik Akademisinden kendimce nasıl oyuncu seçiyorum, nasıl planlıyorum, bununla ilgili birkaç kelam edeceğim ve e, videoyu çok uzatmadan. Kapatacağım. ha Bundan sonraki bir konumuz var. İlk gelecek videoyu kaçırmayın. Takipte kalın diyorum. Güzel bir konu var. Bekle, bekleyin. Beklediğinize değecek. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kanal tanıtım var öncelikle. Değerli bir kardeşimizin bir kanalı var arkadaşlar. Bakın yanda görsellerini görüyorsunuz. Ben yorumlarda linkini sabitlerim. Dolayısıyla Yandaki gördüğünüz kanala bakmak isteyen, incelemek isteyen, oradaki videoları izlemek isteyen değerli kardeşlerim de oradan bakabilir. Kendisinin de yolu açık olsun diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar federasyonlar. Ha, bu söyleyeceklerimi gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum. 53. seviyede. Diyeceksiniz ki abi ya sen 53. seviyede evet tamam güzel ilk defa bir federasyon içinde bulunuyorum. Yani çoğu insana göre diyecek yani şunu düşünebilir ya abi 53'ün seviyeye gelmişsin. Yani nasıl ilk defa bir federasyon içinde bulunuyorsun? Evet arkadaşlar bunu kendimce kendimce birkaç tane sebebi var ama bir iki tanesini söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar evet ilk defa bulunuyorum. Ha, gerçekten burada çok kıymetli arkadaşlar var. Çok kıymetli kardeşlerimiz var kendileri ligde mücadele ediyor. Tabii ben şu anda ben de işlerinde beraber mücadele veriyoruz. Dolayısıyla bundan da çok memnunum. Arkadaşlar birincisi çok yoğun bir iş durumum var. Özellikle hafta sonları da yoğun olduğum için vakit ayıramamaktan gerekli katkıyı verememekten insanların emeğine yani balta vurmamak amacıyla bu zamana kadar Onlarca, yüzlerce belki teklif geldi kardeşlerimden. Hep nazikçe e, geri çevirdim. Ama geçen e, sezon Hilmi kardeşimle bir konuşma yaptık. E, ve o konuşma e, neticesinde e, ben daha sıcak bakıyordum. Bir düşüncem vardı kafamda. Yani ben de artık bir federasyona üye olayım e, düşüncem vardı. Ve bu sezona kısmetmiş. Ee, i̇nşallah kendilerine katkı sağlarım diye düşünüyorum. Ee, kendilerinin e, federasyonunda şey e, yani onlara fayda veririm diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet federasyonu önemli arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için de söyleyeyim. Ha, şu ana kadar hiçbir federasyona girmemiş birinin bunu söylemesi belki absürt olacak. Ama ek e, materyal, ek token, ek gelir için gerçekten... Ee, güzel. ha Bunun tabii ki zevki, mücadelesi ayrı. Daha henüz e, bu konuda ben e, tecrübeli değilim. Ama sonuç itibariyle de e, gerçekten e, faydalı olur. Yeni başlayan arkadaşlar da iyi bir federasyon içinde olurlarsa e, ben böyle birlik, beraberlik havası içinde, bir grup içinde olmanın e, avantajını ve mutluluğunu da yaşarlar diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Ha dediğim gibi yani olamamaktan korktum. Daha sonra ikinci bir neden şöyle söyleyeyim iki maç var eldeki materyalleri iyi kullanamamaktan endişe ettiğim için bu zamana kadar olmadım. Keşke daha evvelden olsa idim diyorum değerli arkadaşlar. Federasyonlar önemli, federasyonlar kıymetli değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim Gençlik Akademisine hemen şöyle bir bakıyorum Gençlik Akademisine lafı da çok uzatmayalım. Arkadaşlar şimdi ben Gençlik Akademisi oyuncu seçerken öncelikle token vermiyorum. Ücretsizlerden seçiyorum ama mevki olarak planlayarak hareket etmeye çalışıyorum. Ha, bu da benim kendimce stratejim arkadaşlar. Tabii ki herkesin farklı stratejisi var. Örnek mesela ben e, bu sezon için Center for ihtiyacı öngördüm. En azından gelecek sezon olmasa bile 2-3 sezon sonra böyle bir ihtiyacı göz önünde tutarak center for seçimi yaptım. Ücretsiz olanlardan. Ha, en yüksek, overall'ı en yüksek olanlardan seçmeye çalışıyorum bu arada. Ha, hani neden bu sene diyelim seçiyorum? Çünkü hepinizin bildiği, hepinizin artık malum olan Özcan Danıcı 30 yaşında. Ha hala gençlere taş çıkartıyor. O ayrı bir konu. Yani bu oyuncu çok özel bir oyuncu arkadaşlar. Şöyle becerilerine bakarsak oyuncunun 30 yaşına rağmen ilerlemiş yaşına rağmen hala bitiriciliği bakın şutu bir forvet için santrfor için en önemli şeylerden bir tanesi. Kondisyonu gene keza aynı. Hız yaşına göre iyi gibi, pozisyon alması gibi kafa vuruşu gibi yani e, forvet için gerekli olan e, rakamların iyi olduğunu görüyorum ve e, şöyle bir baktığınız zaman bakın arkadaşlar kulüp kaç kulüp maçı oynamış kaç gol atmış kaç e, Elitlik şampiyonlarla gideyim Elitlik toplam ne oynamış ne gol atmış Kupalarda bu zamana kadar, altyapıdan yetiştikten beri ne oynamış ne atmış. Yani gerçekten çok özel bir oyuncu. Bununla vedalaşırken de hakikaten gerçekten çok üzüleceğim. Ama artık bunun da 1-2 sezon içinde yerine bir yeni genci yetiştirmem gerekiyor. Ha, danacıyı aratır mı, aratmaz mı, yerini tutar mı, tutmaz mı bilemem. Ama sonuç itibariyle burada da yavaş yavaş özür <laughs> özür diliyorum yavaş yavaş beni yetiştirmem lazım Mesela Yaşar da arkadaşlar şöyle söyleyeyim o da gerçekten iyi bir oyuncu ama tabi bir Özcan Danacı değil bir Özcan Danacı değil Dolayısıyla Santrfor mevkini de oynayabiliyor ama oyun tarzı olarak AML ve AMR iç forvet oyun tarzı olduğu için dolayısıyla oyun tarzını sağlıklı olarak kullanabilmesi için de e, kanatlarda oynaması gerekiyor. O da e, gerçekten diğer oyuncularım gibi memnun olduğum oyunculardan bir tanesi. O yüzden ben 1-2 sezon evvelinden planlamayı yapıyorum. İşte yani bunu örnek olarak gösterdim. Yerine bugün DC'deki bir oyuncum, kalecim Mesela ben geçen sene kaleciden çok e, muzdar ettim. Ha, bu e, Onu e, takıma kazandırdım. Yani bir iki sezon evvel planlamanızı yaparsanız buna göre Gençlik Akademisi'nden mevkisini e, belirler ve ona göre oyuncu çıkartırsanız e, bence daha faydalı olur. Burada da böyle dipnot bir bilgi vereyim. Dereceli şampiyonluğu sormuşlar bana arkadaşlar. Messenger'dan yine bir arkadaş. Arkadaşlar bu dediğim gibi gerçekten tuzak. Video alıştırmalar dışında e, hiçbir etkinliği ben e, açıkçası tahsip etmiyorum. Aa, oynayın. Tabii ki oynayın. Ama lütfen abartmayın. Lütfen e, olduğu kadarla yetinmeye çalışın. Dereceli şampiyona da daha evvelden biliyorsunuz 5-6 sezon üst üste e, güzeldi. Ama e, bu sezondan itibaren baktılar tuttu. Baktılar. ilgi görmeye başladı. Hemen işi farklı yönlere maalesef Nordeus Davis Top Eleven çekti arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle söyleyeyim. Gene bir lige bakalım. Gene geçen sezonki gibi arkadaşlar güzel bir lig bekliyorum. Gene 4-5 takım var ve bunlar içinde de biz dahil olacağız inşallah. Mücadelemizi yapacağız. Değerli arkadaşlar. Elitlik aynı şekilde. Yine gözüme çarpan üst sıradaki bu Dinesus benim bir üstümdeki rakip geçen sene bir puana arkamda e, ligi bitirmişti. Gerçekten geçen sene güzel bir lig geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, bu sezon elitlikte aynı gruba düştük. E, dolayısıyla e, burada da iyi takımlar var ilerleyebildiğimiz kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Kupada da iyi takımlar var. İlk maçı 2-1 kazandık bir rakibimize karşı. Zor bir maçtı. İkinci maçta bakalım ne olur onu bir zaman gösterecek. Dolayısıyla üç kulvarda da yine varlığımızı devam ettirmeye çalışacağız. İyi bir sezon geçirmeyi ümit ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum bugün konuyu hafif bir şekilde şöyle birkaç şekilde sıraladım. Ee, özellikle değerli arkadaşlar bir sonraki videoyu kaçırmayalım. Ee, Nordeus'la Zinga'nın ortaklığı hakkında e, bir e, video olacak. Bakalım orada e, sizlerle ne paylaşacağız. Sizlere ne aktaracağız yine söylüyorum. Ha bu arada arkadaşlar Mr. Albert'ten, Mr. Albert'ten o günden sonra hiçbir cevap alamadık. Merak eden arkadaşlar hala var. Bunu da bilmenizde fayda var. Mr. Albert'ten o günden sonra maalesef o canlı yayın şeylerinden sonra hiçbir geri dönüş alamadık. Bu da ayrı üzücü bir durum olarak yani ben de e, üzüntü verdi diyebilirim. Arkadaşlar hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka e, videomuzda bomba bir güzel bir konumuzla tekrar beraber olmak ümidiyle